Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Dönmüşsünüz tatilden. Evet öyle oldu. Cavidan Hanım salonda sizi bekliyor. Tamam. Ben bir bakıp geleyim. İkinizi de. Bizi görmek istemişsin anne. Ne yaptınız? Teslim ettiniz mi masalı babasına? Ettik. Kemal'le aramda sıkıntılar var. Ama ben bunu hiçbir zaman masala yansıtmadım. Anne nereye varmaya çalışıyorsun? Daha açık konuşur musun? Gayet açık konuşuyorum. Masalın bana saygısızlık yapmasını ödüllendirdin. Bu da nereden çıktı şimdi? Ben anne terbiyesi almamış bir çocuğa yengesi olarak tüm içtenliğimle doğruyu göstermeye çalıştım. Ama seni karın günden güne zehirlediği için bana inanmadın. Anne, lütfen. Cavidan Hanım. Sus. Hiç değilse bu konuda sus. Ben gül gibi iki tane evlat yetiştirdim. Küçücük çocuğa nasıl davranılacağını çocuğu olmayan birinden öğrenecek değilim. Anne, bak bu hayatta yapmak isteyeceğim en son şey seni kırmak. O yüzden rica ediyorum karımla konuşurken cümlelerini özenle seç. Seç ki tadımız kaçmasın. Ayrıca ben onun yalan söylemediğini biliyorum. Karına çok güveniyorsun, öyle mi? Elbet bir gün karının gerçek yüzünü sen de göreceksin. İşte o zaman annenin ne kadar haklı olduğunu öğreneceksin. Ne yaptı bu kız sana bilmiyorum. Gözünü nasıl boyadı, nasıl kandırdı? Oğlum, aç artık o gözlerini, aç. Bu kız seninle sadece paran için evlendi. Bunu elbet sen de bir gün göreceksin, öğreneceksin. O belgeyi Emir mutlaka görmeli. Ama nerede? Nerede? Ne istiyorsun? Buraya iyi niyetle geldim Kemal'cim. Belli ki beni yanlış tanıyorsun. Konuşarak bu sorunu çözmek isterim. Çözmek? İkimiz de aynı sektördeyiz. Yüz yüze bakıyoruz. Aramız kötü olsun istemem. Zeytin dalı benden. Kahveler de senden.
Ya imzalarsın bu kağıtları ya da açıklarsın. Başka bir seçeneğin yok. Bekle. İhtiyacımız yok. Maalesef büyük bir hataydı. Bak ben sana güveniyorum. Annemin söylediklerini de unut olurum. Üzülme. Ben seni tanıyorum. Önemli olan da bu. Açmayacak mısın? Efendim Zafer. Müsait misin? Söyle Zafer, dinliyorum. Senin odada bizim proje taslağına baktım ama bulamadım. Lojistikte sıkıntı var. Bütçe rakamlarını biliyor musun? Rakamlar aklımda değil Zafer. Çalışma odasına gidip bakayım, ararım seni. Gitmem gerekiyor. Leyla yok mu? Onun için geldin değil mi? Bir de bana dostluk masalı anlatıyorsun. Kemalciğim, Leyla'yı sormuştum. Hasta. Öyle mi? Nesi var? Doktor falan lazımsa çağıralım. Lazım olsaydı ben çağırırdım. Evde mi şu an? İstirahat mı ediyor? Konumuz Leyla değil sanırım. Aslında biraz öyle Kemalciğim. İlk gördüğüm andan itibaren ondan etkilendim. Çok farklı biri. Onunla ilgili çok ciddi planlarım var. Leyla'ya duygularımı açmak isterim. Senin içinde bir mahsuru yoksa tabii. Yazdın mı, tamam mı? Tamam, sağ ol. Ne demek Zafer Bey? Emriniz olur. Keyfin yerinde bakıyorum. Yine uzmanlık alanını konuşturacaksan aman diyeyim. Evdesin. Keyfin de bu kadar yerindeyse... Tamam. Tamam, derhal kapatıyorum. Yarın görüşürüz. Sen o elindeki işi tamamla. Görüşürüz. Görüşürüz. Thank you.
ressam prenses seni ah. Evlenmeden 2 gün önce. Büyük sırrım buydu demek. Her şey para içinmiş. Benimle hiç tanımadığım biriyle para için evlenecek kadar gözünü kararttın öyle mi? Para. Her şey para içinmiş. Bu imzayı para için attın. Para için evlendin benimle. Reyhan Hanım, Emir Tarhun'la evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Evet. Sana bilmiyorum. Gözünü nasıl boyadı? Nasıl kandırdı? Oğlum, aç artık o gözlerini, aç. Bu kız seninle sadece paran için evlendi. Bunu elbet sen de bir gün göreceksin, öğreneceksin. Ne yaptığını sanıyorsun sen? Hiç. Hiç ne demek? Günlüğümü okuyordun. Ben öylesine açtım. Göz attım sadece gayri ihtiyari. O benim defterim ve benim özelim. Verir misin? Çok mu değerli bu defter? Merak ettim doğrusu. Ne yazıyor acaba içinde? Ne yazdığı seni ilgilendirmez. Benim iznim olmadan o defteri okuyamazsın. Verir misin? Sır gibi saklayıp da söyleyemediğin şey buydu demek. Artık biliyorum. Biliyorum. O tok gözlü haller. Sözler. Nasıl kandım sana? Nasıl inandım? Gözümün önünde oynadığın oyunları nasıl göremedim? Annem. Annem haklıymış. Ben sana güveniyorum. Annemin söylediklerini de unut olur mu? Üzülme. Ben seni tanıyorum. Önemli olan da bu.
Ona güveniyor İncir. Annesine rağmen, cevapsız bıraktığım onca sorusuna rağmen bana güveniyor. Nasılsın güzel gelinim? İyiyim Süt anne, sen nasılsın? İyisindir inşallah. Elhamdülillah iyiyim kızım. Bak sana ne diyeceğim. Mantı açtım ahretliğimle az önce. Şimdi fırınlayacağım. Emir oğlum çok sever. Bugün yemeğe bana geliyorsunuz. Tamam, ben bir sorayım ona. Hiç itiraz istemem ama. Bekliyorum. Tamam, müsaitse geliriz. Cevap vermedin Kemal. Leyla senin için sadece bir çalışan mı yoksa aranızda bir şey mi var? Ne saçmalıyorsun sen? O kızımın bakıcısı. İşini yapıyor o kadar. Bakalım fıstık. Demek incirle oynadınız. Hı hı. Aferin sana. Yemeğin de bittiğine göre iki kocaman aferimi hak ettin. Resim de çizdim. Bak bunları ben yaptım. Çok güzel olmuş, muhteşem. Bunlar çok güzel olmuş Masal kız. Ama en güzel resmim kayboldu. Sen vardın, babam vardı. Bir de kuzen ve Reyhan abla. Çok güzel olmuştu. Olsun tatlım. Daha güzelini yaparız. Ben de sana yardım ederim. Hmm. Mantı yapmış da sen seviyorsun diye. Bizi yemeğe bekliyor. Ben de söylerim dedim. Müsaitse geliriz. Geliriz demiş. Şuna bak ya. Süt anne umurunda mı acaba? Göz boyamak için mi oldu? Bana sormadan geliriz dememeliydin. İşlerim var benim, gidemeyiz. Geliriz demedim. Müsaitse geliriz dedim. İyi o halde.
Seninle sohbet etmek isterdim. Ama incelemem gereken birkaç dosya var. En azından Leyla'ya bir geçmiş olsun deseydim. Dinleniyor. Merhaba, geçmiş olsun. Soner Bey de gidiyordu. Efendim Yonca. Güvenlik sistemi mi çöktü? Bilgi işlem kurtaramadı mı? Nasıl olur? Şirketin güvenlik sistemi nasıl çöker? Tamam, bilgilendirin beni. Gerekeni yapsınlar. SQL database'inde bir glitch olmuş olabilir. Sizin okul programcılık mı, mühendislik mi? Hiçbiri. Şey rica etsem bunu dayıma verir misin? Bu nedir? Kredi kartı. Bana vermesi için Melike ablaya bırakmış. Madem sana bırakmış, neden bana veriyorsun? Çünkü ihtiyacım yok benim, o yüzden. Eve geçmeden bir şeyler yiyelim mi? Yol üzerinde güzel bir steakhouse var. Arayıp yere gittireyim. Gerek yok bence. Melike ablanın o kadar güzel yemekleri varken. Hem yazdı hem oynadı. Ben de aptal gibi ona inandım. Gel. Kurye az önce getirdi Emir Bey. Önemli olabileceğini düşündüm. Masaya bırak. Bir isteğiniz var mı? Yok, çıkabilirsin. Peki Emir Bey. Ha, bir gel. Bir süre rahatsız edilmek istemiyorum. Anlaşıldı Emir Bey. Kusura bakma Süt anne, ben de bilmiyordum işi olduğunu. Hı, çok yoğunmuş. Başka zamana inşallah. Tamam kızım, üzme sen kendini. Ne yapsın çocuk, koca şirketin işleri. Selam söyle emirime. Baş üstüne. Şirkete mi gitti acaba? Gerçi gitseydi odaya uğrardı herhalde. Çalışma odasında mı yoksa? Müsait misin kızım? Tabii Melike abla. Az önce Hikmet Bey'le konuştum. Haberleri iyi. Çok şükür. Çok şükür, Allah'ım sana şükürler olsun. Test mi yapmışlar? Bilmiyorum kızım. Ayrıntıları kendisinden öğreniriz artık. Bugün geliyor. Melike abla, şükürler olsun. Bana o kadar güzel bir haber verdin ki. Allah'ım sana şükürler olsun.
güzel kızım. Senin şu merhametin yok mu? Hikmet Bey'i özdayın gibi sevip sayman. Gerçek babammış gibi. Benimki de laf işte. Zaten artık baban ya. Siparişler gelmişti. Öylece orada da bıraktım. Ben onları toparlayayım. Allah'ım sana şükürler olsun. İncir, duydun mu? Haberler çok iyiymiş. Sizin okul programcılık mı, mühendislik mi? İş hayatımda uğraştım yetmiyor. Bir de özel hayatıma musallat oldu. Sana ne benim evimden, sana ne benim kızımın bakıcısından. Yüzsüz herif. Halloldu mu Yonca? Uğraşmasınlar, yapsınlar. İlgili birim işini yapamıyorsa yapabilen birilerini bulalım. Şimdiye kadar çözülmeliydi. Kahve yapmıştım. İç hanım, işim var. Emir kesin gördü. Kesin. Hayırdır? Elinde kahve dolanıp duruyorsun. Bir sorun mu var? Yok. Bir sorun yok. Yok demek. Sen öyle san. Hikmet'in gözünü boyayıp kandırıp hisseleri kapmak kolay tabii. Emir'le ne yapacaksın bakalım? Efendim Cavidan teyze. Olanları duyunca inanamayacaksın. Cavidan teyze ben artık bir şey duymak... Emir belgeyi gördü. Nasıl? Nasıl gördü? Nereden anladınız? Araları buz gibi buz. Görmen lazım. Şimdi ektiğimiz tohumu yeşertme zamanı. Ne yapacaksınız? Cemre'cim öyle bir planım var ki duyduğunda sen bile inanamayacaksın. İçmedi mi Emir Bey? İçmedi, işi varmış çıktı. Allah Allah. Çok da sinirliydi bugün. Kimse rahatsız etmesin dedi. Ne oldu ki? Şirketin aramışlardır belki. Ondan olabilir. Heh,
Alnımızda aptal yazıyor değil mi? Kavga etmişsiniz işte belli. Melike abla sorarsa banyoyu temizliyorum ben. Daha birkaç saat önce iyiydi. Ne oldu ki? Allah Allah. Pireyi deve yapmak da bu adamın üstüne yok. Hayır bıraksınlar bana bir saate cillop gibi yapıp vereyim. Kendi kendine ne konuşuyorsun deli kızım? Şehriye abla. Ablacığım hoş geldin. sen yarın gelmeyecek miydin? Ne sen sorup ne ben sana diyeyim. Benim gelin ette ya da canı gene. Evlat olacak uşağım da onunla bir oldu. Yine mi kapıştınız? Aha buraya yazıyorum. Bundan böyle benden uzak, Allah'a yakın olsunlar. Deme öyle ablacığım deme. Oğlun o senin. Alır yine gönlünü bir şekilde. Dedim bile. Oy! Çakır kızdım beni özlemiş midir acaba? Hı hı. Ay! Kemal uşağım nereye dur? Sakın bana iyi olmadı falan demeyorsun ha. Yok yok maşallah iyileşti. Eski formuna bile kavuştu. Şirkete gitti. Oh. Yine parka gidecektik. Tatlım babanın işleri varmış şirkete gitti. Başka bir zaman gideriz olur mu? Ama söz vermiştin. Gideriz masalcık demiştin. Söz vermiştim değil mi? Tamam, o zaman şöyle yapalım. Hikmet Bey, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Paltonuzu alayım. Reyhan. Kızım. Hoş geldin. Baba. Hoş bulduk kızım. Nasılsın? İyiyim. Asıl sen nasılsın? İyiyim şükür. Hikmet Bey. Doktorlar ne dedi? Evet. Ne dedi doktor? Tedavi nasıl geçmiş? Gayet iyiydi. Ama arada sırada böyle küçük ziyaretler yapacağız. Ay çok şükür. Şükürler olsun. O zaman her zamanki gibi bir yorgunluk kahvesi içersiniz. Vallahi isterim. Hemen yapıyorum. Biz de kızımla şöyle birer kahve içelim karşılıklı. Hadi gidelim. Şuradaki çiçeğe benziyor. Lale gibi. Lale gibi mi? Hangisi? Şu ortadaki işte. Çiçeğe benziyor. Laleye. Thank you.
kör olabildim ben. Nasıl? Bir şey olmuş. Çok bunaldım. Biraz hava alacağım. İlk gördüğüm andan itibaren ondan etkilendim. Çok farklı biri. Onunla ilgili çok ciddi planlarım var. Leyla'ya duygularımı açmak isterim. Senin içinde bir mahsuru yoksa tabii. Kızım, ne işiniz var burada? Luna Park'a gitmek için Masal'a söz vermiştim. Sen de bize gelirsin diye düşündük. Gelemem. Ama çok işim var kızım. Lütfen. Konuşabilir miyiz? Dinliyorum Cavidan. Senden bir şey rica edeceğim. Lütfen kutuyu açar mısın? Bu babamın sana verdiği aile yadigarı kolye değil mi? Hı hı, o kolye. Sen de hatırlarsın. Rahmetli düğün gecesi takmıştı o kolyeyi boynuma. Evet. Sorun nedir? Bir sorun yok. Baban, bu kolye sana emanet. Vakti geldiğinde sen de gelinine emanet edersin demişti. Kolyeyi taktığında bugünler hiç gelmeyecek zannetmiştim. Neyse. Şimdi benim için bir şey yapmanı rica ediyorum. Bu kolyeyi Reyhan'a ver. Bu yadigar kolye artık onun hakkı. Sen bu kolyeyi Reyhan'a veriyorsun yani. Ne düşündüğünü biliyorum. İnkar etmeyeceğim. Reyhan'ı oğluma hala denk görmüyorum. Ama bu oğlumun karısı olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Bunu Reyhan'a değil, oğlumun karısına veriyorum. Kalsın sen de. Hayattaki en kıymetli varlıklarım çocuklarım benim Hikmet. Emir benim ilk göz ağrım. Onun mutluluğu için ne gerekiyorsa yaparım. İyi işte. Madem öyle sen ver. Olmaz. Babası olarak senin vermen daha doğru.